Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Gözlerinizden öpüyorum. Bugün EBA uyumlu 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersimizin yeni bir videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün roman ünitesinin sonundaki dil bilgisi çalışmalarımızı yapacağız. Kitabımızla paralel olarak gideceğiz. Kitabınızdan da takip ederseniz konuyu daha iyi kavrayacaksınız. Değerli öğrencilerim, anlatım bozuklukları üzerinde duracağız ve anlatım bozuklukları sorularını beraberce yapacağız. İmla noktalama konularıyla ilgili sorularımızı yapacağız ve dersimizi pekiştireceğiz. Değerli öğrencilerim, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için de teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız mutlu olur. İki tane önemli kavramı bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bağlaşıklık ve bağdaşıklık. Arkadaşlar, bağlaşıklık kavramını duyduğunuz zaman cümledeki bozukluğun yapı bakımından olduğunu anlayacaksınız. Bağdaşıklık kavramını duyduğunuz zaman ise anlamca bir bozukluğun olduğunu anlayacağız. Demek ki bağlaşıklık yapı bakımından, bağdaşıklık ise anlam bakımından bozukluklarda kullandığımız ifadeler. Yani bir cümle doğruysa, yapı bakımından doğruysa, bağlaşıklık yönüyle doğru, düzgün bir cümledir. Eğer anlam bakımından doğruysa, bu da bağdaşıklık bakımından doğru bir cümle demektir. Eğer yapıca bozuksa, bağlaşıklık bakımından bozuk, anlamca bozuksa, bağdaşıklık bakımından bozuk demektir. Şimdi arkadaşlar, kitabımızdaki sorulara göz atalım. Diyor ki aşağıdaki cümleleri verilen yönergeyi izleyerek dil ve anlatım bakımından değerlendirin. Cümledeki anlatım bozukluklarını bulun. Bu bozuklukların nedenini söyleyin ve anlatım bozukluğunu gidererek doğru cümleyi yazın diye sorularımız sorulmuş. Ve bolca da cümle verilmiş arkadaşlar. Kitabımızdaki bu soruları beraber yapalım. Birinci anlatım bozukluğu cümlesi. Bu sanatçıyı ilk defa olarak geçen yıl bir resim sergisinde görmüştüm. Arkadaşlar, burada dikkat ederseniz olarak kelimesi anlatımı ne yapmaktadır? Bozmaktadır. Çünkü hiçbir zaman cümle böyle söylenmez. Bu sanatçıyı ilk defa olarak. Evet. Nasıl söylenir? Bu sanatçıyı ilk defa geçen yıl bir resim sergisinde görmüştüm. Şimdi burada dikkat ederseniz gereksiz bir sözcük olduğu için burada bağdaşıklık kuralına uyulmamıştır ve bağdaşıklık kuralına uyulmadığı için anlamca bir bozukluk vardır. Gelelim ikinci cümlemize. Onunla tanıştığında tam 20 yaşlarında bir gençti. Evet, anlatım bozukluğunun nedeni ne arkadaşlar? Bakın, burada tam ve 20 yaşlarında denildiği için bir belirsizlik vardır. Yani tam 20 yaşında mı yoksa tam 20 yaşlarında mı? Bakın, orada larıleri kelimesi de burada belirsizliğe katkı sunmuş değerli öğrencilerim. Bundan dolayı anlamda belirsizlik var. Nasıl olmalı? Onunla tanıştığında 20 yaşlarında bir gençti şeklinde söylersek daha doğru bir ifade olacaktır. Burada da bir bağdaşıklık kuralına uymayan bir anlatım mevcut değerli öğrenciler. Diğer cümlemize bakalım. Bu konuda aldığı yanlış kararlarla şirketin batmasını sağladı. Sağladı, iyi bir durumu anlatmak için kullanılır arkadaşlar. Eğer bir cümlede sağladı varsa o cümle olumlu olmak durumunda, olumlu bir şeyi anlatma durumundadır. Dolayısıyla burada bir mantık hatası vardır. Bu açıdan baktığımız zaman bu konuda aldığı yanlış kararlarla şirketin batmasına neden oldu dememiz gerekir. Çünkü neden oldu, olumsuz yargılarda kullanılan bir yüklemdir. Sağladı ise olumlu yargılarda, olumlu anlamlarda kullanılan bir yüklem. Diğer bir cümledeki bozukluk ise şöyle. Bize ormanda aslanın nasıl avlandığını anlattı. Burada yüklem özne uyuşmazlığı var arkadaşlar. Aslanın nasıl avlandığını mı anlatıyor yoksa kendisinin aslanın nasıl avlandığını mı anlatıyor bize? Burada arkadaşlar bize ormanda aslanı nasıl avladığını anlattı şeklinde
ifade ederse daha doğru bir ifade tarzı olur. Çünkü burada ikinci şahıs, ikinci tekil şahıs veya zamir nesinin karışması söz konusu. Bundan dolayı bize ormanda aslanı nasıl avlandığını anlattı şeklinde söylerse daha doğru ifade etmiş olur bu cümleyi ifade eden. Ve bir diğer cümlemize gelelim. Arkadaşlarına bütün bildiklerini ve bilmediklerini bir bir anlattı. Evet arkadaşlar, burada mantık hatası var. Gene bağdaşıklık kavramıyla ilgili bir hata görüyoruz. Şimdi insanlar bilmediklerini anlatamaz. Dolayısıyla insanlar bildiklerini ve bilmediklerini bir bir anlattı şeklinde bir ifade yanlış bir ifadedir. Şöyle olmalı. Arkadaşlarına bütün bildiklerini bir bir anlattı şeklinde bir ifade kullanırsa cümle düzeltilmiş olur ve doğru ifade edilmiş olur. Küçük çocuk kimseden bilgi alamıyor, sürekli itip kakıyorlardı. Evet, burada nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Dikkat edin, sıralı bir cümle. Değerli öğrencilerim, virgülle ayrılmış birinci cümlemiz yüklemle anlam devam ettiği için yargı bitse biz ne yapıyoruz? Virgül veya noktalı virgülle ayırıyoruz sıralı cümleleri. Şimdi küçük çocuk kimseden bilgi alamıyor. Evet, buraya kadar güzel. Çocuğu sürekli itip kakıyorlardı. Evet, burada arkadaşlar doğrusu bu şekilde olmalı. Kimi itip kakıyorlardı? Çocuğu. Bakın bu eksik, yani nesne eksik. Veya çocuğu yerine onu da diyebiliriz. Küçük çocuk kimseden bilgi alamıyor. Çocuğu sürekli itip kakıyorlardı veya onu sürekli itip kakıyorlardı şeklinde bir ifade olmalı ve buraya bir belirtili nesne getirilmeli arkadaşlar. Bir diğer cümlemize gelelim. Büyükler çocuğu eleştirmekten çok doğru davranmasını öğretmelidirler. Kime doğru davranmasını öğretmelidirler arkadaşlar? Bakın bunun cevabını alamıyoruz. Ona, yani çocuğa, değil mi? Dolaylı tümleç eksik. Dolaylı tümleç eksikliğinden dolayı burada bir bağlaşıklık sorunu var. Yani yapıca bir bozukluk var. Şöyle olmalı. Büyükler çocuğu eleştirmekten çok çocuğa doğru davranmasını öğretmelidirler. Veya büyükler çocuğu eleştirmekten çok ona doğru davranmasını öğretmelidirler şeklinde dolaylı tümleç getirerek bu cümledeki bozukluğu giderebiliriz. Bir diğer cümleye gelelim. Bizim ve onların anılarını tazeledi. Burada da arkadaşlar yüklem eksikliğinden kaynaklı bir bozukluk görüyoruz. Neden? Bizim anılarımızı ve onların anılarını tazeledi şeklinde bir düzenleme yaparsak daha doğru olur. Çünkü burada yükleme bağladığımız zaman bizim anılarımızı ne yapmakta? Orada eksik kalmakta. Dolayısıyla burada da arkadaşlar yüklem özne bozukluğu eksikliği yer almakta ve bu bozukluğu biz anılarımızı şeklinde getireceğiz ve böylelikle düzelteceğiz. Hem bizim anılarımızı tazeledi ve onların anılarını tazeledi şeklinde anılarımızı ifadesini nesnesini getireceğiz. Böylelikle doğru yapmış olacağız. Hastanın durumu kötüleşiyor, yerinden kalkamıyordu. Anlatım bozukluğunun nedeni özne eksikliğinden kaynaklı bir bozukluk değerli öğrencilerim. Hastanın durumu kötüleşiyor. Peki kim yerinden kalkamıyor? Hasta. Bakın cümlemizde bu eksikti. O zaman biz ne yapacağız? Hastanın durumu kötüleşiyor. Hasta yerinden kalkamıyordu şeklinde virgülden sonra bir özne getireceğiz. Hasta kelimesini getireceğiz. Böylelikle doğru cevabı vermiş olacağız. Bir cümleye. İtecik laleleri yurt dışında yüksek fiyata satılmaktadırlar diyor. Burada çoğul eki gereksizdir. Çünkü değerli öğrencilerim, eğer insan dışındaki varlıklar çoğulsa, özne olarak çoğulsa, yüklem her zaman ne olmalıdır?
tekil olmalıdır. Burada da doğru cevap itecik laleleri yurt dışında yüksek fiyata satılmaktadır şeklinde olmalıdır. Peki hocam bunun istisnası var mı? Yani özne hayvan veya bitki olursa yüklemin çoğul olduğu durumlar. Bu ancak şiirlerde, edebi metinlerde karşımıza çıkabilecek şiirlerde, imgesel anlatımlarda ancak olabilir. Normal anlatımlarda özne hayvan veya bitki ise yüklem ne olmalıdır değerli öğrencilerim? Tekil olmalıdır. Dostlarını dikkatlice seçer, gönülden bağlanırdı. Kime gönülden bağlanırdı? Dostlarına, yani onlara. Burada da dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Şöyle düzelteceğiz. Dostlarını dikkatlice seçer, onlara gönülden bağlanırdı veya dostlarına gönülden bağlanırdı şeklinde de ifade edebiliriz. Diğer sorumuza şimdi gelelim. Anlatım bozukluklarımızı tamamladık. Aşağıdaki parçada büyük harflerin kullanılmasıyla ilgili kuralları belirtiniz demiş değerli öğrencilerim. Değerli öğrencilerim buradaki büyük harflerin kullanımına bakarsak cümleye başlarken büyük harfle başlandığını görüyoruz. Bu bir kuraldır biliyorsunuz Türkçe'de. Cümleye başlarken büyük harfle başlanır. Özel isimler büyük harfle yazılır. Dolayısıyla bu metinde de özel isimleri görüyoruz. Özel isim oldukları için özel isimleri biz büyük harfle ne yaparız? Başlatırız değerli öğrencilerim. Veya yer adları büyük harfle, kişi adları büyük harfle ne yapılır? Başlanır. Burada da bunu görüyorum ve görüyoruz. Kıymetli öğrencilerim, ayrıca yer isimleri, gazete isimleri, ülke isimleri, gezegen isimleri ve benzeri. Bütün bunlar da büyük harfle ne yapar? Başlar. Bu konuları zaten ortaokuldan beri görüyoruz. Üçüncü soruda ise, altıncı ünitenin üçüncü sorusunda ise, dil bilgisi sorularından sonuncusu ise, aşağıdaki parçada noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını belirleyiniz diye bize soruyu sormuş kıymetli öğrencilerim. Burada en önemli noktalama işaretlerinden birisi nedir? Noktadır. Nokta biten cümlelerin sonuna ne yapılmıştır arkadaşlar? Konmuştur. Soru anlamı taşıyan cümlelerden sonra da ne konmuştur? Soru işareti konmuştur. Bir konuşma sırasında açıklama yapılacağı zaman açıklamadan önce iki nokta üst üste işareti konur. Bu konmuştur gene. Mesela Mehmet Ali iki nokta diyor. Sonra konuşma çizgisi var. Bir konuşma yapıldığı zaman, yazıldığı zaman iki noktadan sonra konuşmadan önce konuşma çizgisi konur. İfade edilemeyen duyguları ifade etmek için üç nokta işareti konur. Gene anlamca devam eden ama yargıca biten cümlelerden sonra virgül veya noktalı virgül konur. Mesela ayaklarım kah bir çukura giriyor, kah bir taşa çarpıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu saydığımız noktalama işaretleri bu metinde yer almış ve kullanımı bu amaçlarla yapılmış. Bu anlattıklarımız zaten bildiğiniz konular. Bizler ne yapıyoruz? Tekrar ederek konuyu daha da pekiştiriyoruz kıymetli öğrencilerim. Evet kıymetli öğrencilerim, anlatım bozuklukları konusu ile ilgili dil bilgisi çalışmalarımızı yaptık ve imla noktalamayla ilgili kitabımızdaki soruları yaptık. EBA'ya uyumlu işlediğimiz bu derste 11. sınıf Türk Edebiyatı dersi konularından anlatım bozukluklarını işledik. Videomuzun sonunda kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu aktardığınız için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle hepinizin gözlerini öpüyorum. Arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kanalımızdaki diğer ders videolarımızı ve yazılı videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.